Lan. Vallahi on numara oldu ha. Haydi bakalım Tülay Hanım. Şimdi burayı da gör de bakalım kalabileceğim mi yaban ellerde? Ne var Ferda yine, niye geldin? Tufan, ben beş parasız sokakta kaldım. Güzel, bana ne? Aşk olsun Tufan ya. Sokakta kaldım diyorum. Hem bir kadını gece vakti dışarı mı göndereceksin? Yani hiç vicdanın yok mu? Ya başıma bir şey gelirse? Ya Ferda, senin olduğun yerde herkesin başına her şey gelir. Sana hiçbir şey olmaz. Hadi git Allah aşkına yürü ya. Allah aşkına. Tufan lütfen sokakta. Ya. Bak şurada yatayım, kırılırım böyle minnak bir kedi gibi, hiç ses çıkarmam. Ya lütfen Tufan. Beni. Ya Allah'ım, ben nasıl bir günah işledim de bu kadını yine sardın benim başıma ya. Ya biz senden kurtulmadık mı ne güzel? Sen yine dönüp dönüp geliyorsun yanımıza bizim ya. Allah Allah. Tamam. Evde kalamazsın. Kahvenin anahtarını vereyim, git bir gece orada kal, tamam mı? Tamam, olur. Olur, bak düşün ne kadar çaresizim, onu biliyorum. Tamam dedim. He, çok belli suratında. Yaklaşma, yaklaşma. Ben al. Ama bak sabah görmeyeceğim seni orada. Çek git sonra. Hadi yürü. Hadi. Hadi kahveye de ortalığı elinleşme. Hadi. Geldim ya, tamam. Öf. Oğlum geldim, indirme kapıyı, tamam ya. Gel. Kardeşim bu saate kadar uyunmaz ama ya. Ya oğlum ne yapayım, gece geç uyuduk, Allah Allah. Sabah kahveyi açmaya gittim, karşıma Ferda çıktı. Anahtarı sen vermişsin öyle dedi. Gitti mi lan o? Ya oğlum bu kadın benim başıma bela açacak. Bak vallahi yazıyorum buraya, yemin ederim bu kadın büyük bela olacak bana. O zaman vermeyeydin anahtarı birader. Zaten ben de korkuyorum o kadından, böyle garip bir kadın yani, sağ solu belli değil. Neyse, istedim gitti. İyi bari. Ya onun ilacı Tülay aslında, Tülay. Tülay burada olsa bak bakayım o gelebiliyor mu buralara. Daha işte Tülay'ı arıyorum arıyorum, açmıyor arkadaş ya. Geceden beri aradım, yazdım bir sürü. Yok. Dur geliyorum bir dakika. Aha, Tülay yazmış lan. Ne oldu lan? Oğlum, yanlış mı yazdı lan yoksa? Hani böyle bir şey yazıyorum da telefon düzeltiyor ya böyle. Kendi kendine. Oğlum ne diyor lan bu? Bu bir şey diyor Cemil, bak şuna bir. Tamam kardeşim. Bir bak ona bir. Ben başkasına aşık oldum, boşanalım. Ah be kardeşim, bu... Oğlum. Ne demek lan başkasına aşık oldun? Dur yanlışlık oldu. Bana bunu nasıl söylüyor oğlum böyle bir şey? Tamam kardeşim. Ne diyor oğlum bu kadın? Ya yanlışlık oldu lan, herhalde dediğin gibi işte yani. Oğlum bana bunu nasıl söylüyor lan bu kadın? Başkası... Ne demek başkasına aşık oldum ya? Ama Tufan sakin ol. Tamam ara ara. Yat şunu Tülay, yat şunu. Oğlum ne demek başkasına aşık oldum ya? Ben bunu... Açmıyor lan. Abi başkasına aşık oldum ne demek Tufan ya? Tufan kardeşim ha? Bak sakin ol. Evet, kesin bir yanlışlık vardır. Ne demek başkasına aşık oldum? Başkasına nasıl aşık oldum? Biraz fazla yükseldim. Bir dur kardeşim. Bu tarafa attığın zaman zaten aslında problemin yarısını çözmüş oluyorsun, anladın mı? Ya biraz seninki işini uzatmak oluyor. Bak buradan kısa yoldan Filiz. Çözebilirsin yani. Filiz, Rahmet gel buraya. Gel oğlum gel. Filiz nerede? Onlar denizde alışverişe gitti abi. Ya. Çiçek nerede? O da lokanta için öteber almaya gitti be abi. Ne yapıyorsunuz? Ne bu haliniz ya? Ya Tülay bir mesaj atmış da. Tufan'dan ayrılmak istiyormuş. Ne? Oğlum bana bak lan. Filiz ablam bir şey biliyor mudur lan? Biliyorsa benden saklamaz değil mi? Ya ablam saklar mı abi öyle bir şey? Yani bir şey söyler de. Sen konuştun mu Tülay ablayla, o ne diyor? Ya oğlum aradım ben 50 kere aradım. Mesaj attım, her şeyi yaptım. Açmıyor da cevap da vermiyor. Ben anlamadım ki. Abi bir yanlış anlaşılma olmuştur yani. Sen şimdi hemen panik olma, bir otur. Ya ne yanlış oğlum? Bak bakayım yanlış anlaşılma var mı? Bak.
Ya bu filizler niye gelmiyor? Abi neredeler bunlar? Ne zaman gelecek? Ya abi şu Tülay ablalık hareketler değil tabii bunlar. Bir ton mesaj atmışsın, cevap vermemiş. Atmadı oğlum, atmadı. Denedim, her şeyi yazdım. Aradım da açmıyor. Oğlum ben Almanya'ya mı gideyim lan? Hah, valla ben gideyim Almanya'ya. Ulan bir dur, buraya bir dur. Gerekirse lan bunlar. Sakin ol ya, seni Almanya'ya almazlar. Sınır kapısından giremezsin, doğru. Bilmiyor musun? Doğru, almazlar. Bak şimdi ne yapalım biliyor musun? Rahmet sana bir çay koysun. Aynen abi, ben sana bir çay koyayım. Ablamlar gelsin, meseleyi konuşalım. Sen bir sakinle. Sen de bir nefes tamam. Al. Hatta gel bir elini yüzünü yıka. Tamam. Hah, aynen. Tamam, ondan doğru, sonra karar veririz. Filizler niye gelmedi ya? Filizler... Binder abi. Abi, hakikaten olabilir mi böyle bir şey şimdi? Bileyim oğlum ya. Yani dediğin gibi de yani sonuçta başka memleket, kocası başka yerde. Huyu suyu değişmiş olabilir. Aha, dur. Mesaj mı geldi? Dur, mesaj geldi, dur. Ne diyor? Benim için de kolay değil Tufan. Lütfen arayıp daha da zorlaştırma. Dönmüyorum ben artık. Sen de kendine hayat kur, hoşça kal. Hayda. Oğlum, oğlum bunu var ya... Tufan okursa var ya canına kıyar. Abi, Allah yavaş ol abi. Duymasın. Ya Tülay ablanın böyle gelgitleri falan oldu, hatırlıyor musun? Ha. Onlardan biri olmasın? Ya ne bileyim ya, ne bileyim oğlum. Çıkmadı bu ya. Bu kendine bir şey yapmasın lan. Dur, sakin ol. Tufan! Tufan! Yok lan burada. Yok ya. Vallahi yok, bu ne ara çıktı ya? Oğlum bu kendine bir şey yapacak. Gel gidip bakalım, bakalım. Çocuklar, bugün bu kadar. Yarın tekrar görüşürüz, tamam mı? Hani Necmi teyzeye haber vereyim de lokantaya baksın. Tamam, tamam. Ya en azından mahallede olmadığını biliyoruz işte birader. Abi o daha kötü zaten. Ya nereye gider ki bu adam? Ne bileyim oğlum ya. Tufan! Tufan! Yok kardeşim, dönmemiş. Kesin dönmemiş. Duyardı değil mi? Kutu gibi ev sonuçta yani. Abi bunlar Barış'la bir meyhaneye gidiyorlardı. Bu kafası atıp oraya gitmiş olmasın? Ha. E tamam, gidelim bakalım lan. Şey, giderken sahile de bakarız. Bütün o sahil şeridine bakarız. Kendini suya muya atmasın da. Abi abartma, istersen köprülere de bakalım yani. Ne mal oluyor, Allah korusun. Sen bana bunu nasıl yaptın Tülay? Ha? Nasıl kıydın bize? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.